Evet arkadaşlar. İmza aldınız değil mi? Evet. Ver bakayım. Sen neredesin? Sen bir şey yaparsın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu BMW'nin kullanmış olduğu Vanos. Şimdi bunu bir arkadaşımız bizim yap... Lan bozdun mu lan? Yok. Git sen. Şimdi bu aslında normal şartlarda içeriden... Al çevirelim. Ne olmuş bunun lan? Şimdi çalışıyoruz lan. Şimdi normal şartlarda bu hamili içeriden şu mekanizma bak. Şu elle döndürüyorum ya. Bir gelin zinciri. Şunu görüyorsunuz bakın. Bu zincir dişli dönünce ham da dönüyor. Ama evet, bu bozulmuş. Şöyle şunu hareket verince. Ya ne yaptınız buna ya? Bak. Şu ileri geri hareket var ya. Bu ileri geri hareketi şu kadar bak. Şu mesafe kadar. Kamı geri hareket ettiriyor. Normalde ya, şöyle. Şunu yapıyor bakın. Şunu. Diyelim mesela şu kamlar. Tam bitme noktasındayken bak, geriye alıyor. Şöyle dönüyor. Diyelim dönüyor. Kama su baba basmaya başladı mı? Evet. Bastı. Dik konuma geldi mi bu? Maksimum açıklığı elde ettik mi? Ne kapatmaya yapıyor? Gelmedi. Devam ederken bir miktar geri kalıyor. Tekrar devam ediyor. Bir miktar geri son tekrar. Yani hava yakıttın hocam. Akışını devam ettiriyor. Evet. Kesmiyor. Kırboş. Devam etse subap kapanmaya başlayacak. Değil mi? Devam etmiyor. Aynen. Bir miktar geri alıp tekrar devam. Buna biz BMW'nin manos sistemi diyoruz. Bakın burada bir tane ne var? Motor var. Şu elektrik kontrol ünitesinden sinyal alıyor. Hidrolik yağı buraya basıyor. Şurada bir tane kam var. Ya, açma. Bununki bak, o zaman ne sistem oluyor? VV. Yoksa bir şey yok. Bak. VV oluyor değil mi hocam? Bak. Vivaldi. Şimdi görüyor musunuz? Şunu. Hani içeride göstermiş, evet, parçalanmış hali. Şu. Mustafa dur kurcalama. Çek atacağız mı hocam? Görüyorsun değil mi? Hani sen dedin ya bu kadar mesafe var mı diye. Bak bu kadar mesafe var. Evet hocam 3-4 santim var hani. Belki. Bak. Şu mesafe kadar bak. 1 santim falan hocam. Şimdi devam ediyor. Dönüyor. Kam, şu kamları düşün. Şu kamları. Şimdi basıyor. Bir miktar geri esnedi. Tekrar devam etti. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla şu boşluk kadar ne yapabiliyormuşuz biz buraya? Müdahale edebiliyoruz. Bayağı da var bu boşluk. Geciktirebiliyoruz yani, değil mi hocam? Var hocam 2 santim. Öyle şey değil yani, az değil. Bu Audi. Bizim VVT'ler de bunlar. Audi. Bakayım hocam hemen şey, oraya koyalım yani. Toyota'da VVT kullanıyor ya hocam. İzleme, iş yapmanı, bakmanı istemiyorum. Öğrenmeni istemiyorum. Hocam buralar? Ya boş ver orada Mustafa. Şimdi sen onun sistemine bak. O kamın şeklinde ne yapacaksın? Elittim. Biz niye sıfır değil gibi bir şey var. Ne yapacağımız daha akşam oynayalım. Şaplı yapalım. Ya ne fantezilerim var. Razı olacağım. Bunu anladınız mı? Anladık. Tamam o zaman bunları yerine koyalım. Hocam bakalım. Şuraya bir bakabilir miyim? Hazır koymalı. Fazla çıkıp basıyorsun. Normalde bak bu da buna bağlı. Şimdi o hareket ettirince bunu döndürüyor ama bunu döndürmüyor. Bas da sen onu. Şöyle. Bak şu şekilde. Şu hareket. Bu buraya şey yaparken bu sepes değil mi? Zincirle alakalı bunu şeyin dönüşünü engellemiyor. Gelin. Şimdi şöyle bir başa geçelim. Yeni Cupra mı hocam? BMW benzinli bunlar enjektörlerimiz falan bujilerimiz su kabağı iyi sıkıyor. Aynen öyle. Sökme de olabilir. İnşallah. Otomotiv mühendis. Tamam. Furtara bak. Bu dizel benziyor. Bakayım. Hakan'a hemen bakalım. Abi yani şunlar varsa abi bu şeyler ne bobinlerimiz varsa benzin abi. Şu bobinler varsa benzin. Değil mi hocam? Ateşleme bobinlerimiz varsa benzin değil mi? Evet bu benzin. Buji varsa. Aynen.
Şunlar evet, bu yüzeyi ateşliyor mu? Bobin onda da bahsedeceğim. Benzinde yok, de bu. Enjektör de olmuyor bunun abi. Oluyor mu? Benzinde de enjektör. Ama çok son teknoloji olacak. Standart motorlar değil. Mercedes motoru başkanım. Ya bunda neden yok abi? Bu dizel mi benzin mi? Benzin mi? Son zamanki enjektörlerde de elektrik yani sistemi var. Hani kontağı açınca tıs diye bir ses geliyor ya. Enjektörler mazot tutuş yani. Yani şu araba, şunu hiçbir arabada görme şansı var mı yani? Mercedes mi? Mercedes. Hemen kayıt. Göremiyoruz çünkü şu kapağın içerisinde. Bak tam bu değil mi? Şu kapağın içerisinde şuradaki uç kısmı bağlanmış bir mekanizmadır. Değişken su bakı zamanlama mekanizması. Dolayısıyla buradan onu görmeniz çok mümkün değil. Mustafa, bu motor benzinli güzel mi? Güzel hocam. Nereden veriyorsun? Hocam burada şey girişleri var. Enjeksiyon. Oradan elini. Basınçta. Bu ne Mustafa? Hangisi? O mazot filtresi hocam. Bu ne Mustafa? Onu bilmiyorum hocam. Kim koymuş? Turbo mu hocam? Bilmiyorum. Turbo kimi turbo diyor, kimi turbo diyor. Turbo o konuda zayıfım hocam. Evet. Daha o konuyu bir dahaki hafta anlatacağım. Hocam aynı mekanizma burada da var. Hani az önce. Ya bunu da mı varmış ha? Ne var hocam? Ne o? Boş ver. Öğrenciler de söyleyeceğim. Tamam, şu yan tarafa geçelim. Yan motora geçelim. Bakın bunlarda da yine aynı sistemin içerisinde açık olan birine bakalım. Aynen hocam, açık olan. Bunda da yok. Var da. O başka mesela. Bakın mesela bu yine Cooper'daki. Bunda var değil mi hocam? Değişken subak zamanlama mekanizmasını bir örnek. Şu. Aynen hocam. Şu. Değişken sunat zamanlaması. Emme manifoldu. Bakın burada nerede var? Sadece emme manifoldunun üzerinde var. Sadece emme manifoldunun üzerinde. 3 silindirli motor. Birinci, ikinci, üçüncü silindir. Benzin. 3 silindirli benzinli motor. Evet. Tamam mı? Benzinli motor. 3 silindirli adam getirmiş buraya bunları ne yapmış? Yerleştirmiş. O mil gibi oranlar bunun içinde değil mi? Evet. Bu benim kamum zaten. Bakın. Kam. 2 tane kam var. Bu kama biz ne yapabiliyoruz? Müdahale edebiliyoruz. BVL buraya adam BVL. Adamlar buraya koymak istememişler bakın. Şuraya koymak istememişler. Gerek duymamışlar. Belki aynısı buraya da konulabilirdi. Ama maliyet açısından çok fazla ihtiyacımız buna yok. Arkada benim elimi kesen Alfa Romeo motoru vardı. O motorda mesela ikisinde de var. Birazdan ona bakacağız zaten. Yan taraftaki ne oluyor? Bunda var mı canım? Buna. Evet. Bunda yine burada. Bakın. Şunu... Yok o BVL sistemi. Bakın şunu görüyor musunuz? Az önce Vanos'ta vardı bunun benzeri bir tane. Burada elektrik kontrol ünitesini ne yapıyorduk? Buraya bağlıyorduk. Nissan'ınki. Hayır. Ne bu hocam? Elektrik kontrol ünitesini buraya bağlı. Hidroliği basıyordu bak bu parça. He, hidroliği basıyor. Hidroliği basıyor. Motor Renault. Efendim? Bu Renault motoru evet. Renault'da böyle bir sistem kullanmış mesela. Yine benzer bir sistem kullanmış. Hidrolik yağı buradan basıyorsunuz arkadaşlar sistemin içerisinde. Şu kısımda. Sonuçta şimdi elektrikli sistem basıyor. Evet. Bir ara verin. Bir arkadaşınızın bir sorusu vardı. Unutmadan da bakalım. Bir daha sonra herkes duysun.